Netflix, Chris Hemsworth'un başrolünde olduğu yeni John Wick tarzı aksiyon filmiyle karşımızda. Biz de filmin eleştirisiyle sizlerleyiz. Extraction, Avengers Endgame'in yönetmenleri Russo kardeşlerin kurduğu yeni yapım şirketinin ilk filmlerinden biri. Eminim YouTube'da hepiniz bunun gibi Extraction incelemeleri izlediniz ama hiçbir tanesi bunun gibi olmayacak. Intro aksın, neden bahsediyorum anlatacağım. YouTube hayatına başladığım günden beri yayınlamakta olacağım ikinci film dizi inceleme videosuyla sizlerle beraberim. Geçtiğimiz haftalarda Netflix Extraction diye yeni aksiyon filmini izlerin beğenisine sundu. Özellikle bu kanalın takipçileri Instagram'da, yani şurada çıkan Instagram hesabından abi bu filmi incele, inceledim mi, izledim mi? Reis, Netflix bir film yapmış görmen lazım, incelemen lazım gibilerinden onlarca mesaj aldık. Tabi dedim ki ben bunu inceleyeceksem YouTube'da sıyrılmam ve kendi kitleme hitap edebilecek bir inceleme videosu hazırlamam lazım. Eğer siz bu videoyla kanala gelmişseniz hala kanala abone olmayarak izleyen %70'lik dilim var. Eğer kanala abone olursanız seviniriz. Olmazsanız çok problem değil. Extraction'ı incelerken tabii ki herkesi özellikle bizim camiada ve diğer teşhis silahlarla çok ilgisi olmayan ama aksiyon filmlerini seven insanların bile yapmış olduğu bir kıyas var. Abi John Wick kadar iyi değildi ama John Wick gibi de bilmem neydi. Siz de bununla kıyaslamış olabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet John Wick'le ben de kıyasladım. Nedenini de şöyle izah etmem gerekiyor sanırım. Eskiden bir aksiyonlu bir şey izlediğimizde hep şöyle derdik. Mesela Rambo gibi bizim için bir aksiyon varsa neydi bu Rambo sonra bir John Wick çıktı abi hayatımıza birincisi ikincisi üçüncüsü derken ulan adam bir filmde patır kütür patır, kütır, patır kütır insan indiriyordu neden çünkü John Wick Baba Yaga suikastçıydı kendisi paralı asker değil, O suikastçıydı. John Wick de bizi ne bu kadar cezbetmişti derseniz. Kenny Reeves'ın silahlılara olan hakimiyetine pekiştirebilmesi adına çeşitli dövüş ustalarından, ateşi sıra eğitmenlerinden kendisini bireysel olarak çok iyi geliştirdi. Dolayısıyla kamera karşısına geçtiğinde de bu kullanım becerisini bizlere çok iyi yansıttığı için John Wick aksiyonun kralı oldu. Bizim camiada da John Wick bayağı takdir topladı, aldı başını gitti diyebiliriz bizim için de öyle. Sonra birden Extraction çıktı karşımıza. Thor abimiz birden silahlara büründü ve Netflix'te karşımıza çıktı. Film bence oldukça aksiyonlu, gerçekten çok keyifli. Çekim teknikleri olarak da birazcık farklı bir film. Orada bilmişlik taslayacak halim yok. Ben filmi eşimle beraber izledim. Bir sahne vardı, hiç unutamam. Zaten niye unutayım yani? Bir ay önce filan Sahne şöyleydi. Başrol oyuncusu Hintli çocuğa diyor ki bana güveniyor musun? Çocuk diyor ki hayır güvenmiyorum doğru karar diyor. Çocuğu oluyor bir çatıdan atıyor. Çocuk karşı çatıya düşüyor yuvarlanıyor. Sonra bizim peşine Thor abimiz atlıyor. Ondan sonra öyle bir şey geliyor ki kamera adamın peşinden atlayabiliyor. Ne olacak canım iple bağlıyor falan filan denilebilir ama yani burada çekim yaptığım işte EOS R gibi bir şeyle atlamıyorlar. Sonuçta orada devasa ağırlıkta kameralar bilmem ne. Keza o sahneye dikkat ederseniz o sahnenin yaklaşık 12 dakika boyunca aralıksız yani hiçbir kat kat tekniği uygulanmadan devamlılık aksettirdiğini de görebilirsiniz. Bence bu Muazzam ötesi bir şeydi. Bizi de o yüzden filmin içine çekti. Şimdi filmle ilgili başka verilmesi gereken bilgi de yine aksiyonla ilgili olduğu için filmin yönetmeni Avengers Endgame Horror filmlerinde başrol oyuncusunun dublörü. Bu filmle beraber yönetmenlik koltuğuna oturup ilk filmini çekiyor. Dolayısıyla hem dublörlük var hem de, de üzerine sinema bilgisi eklendiğinde böyle muazzam ötesi teknikler girebiliyor. Filmle ilgili edindiğim ve beni oldukça şaşırtan bir bilgidir bu da. Film Hindistan'da çekildiği için Hindistan'ın silah kanunları gereği ateşli silahların, airsoftların ve hatta kuru sıkıların kullanımı kesinlikle yasak. Netflix'te yayınlanan bir yapımın bile izin alamıyorlar. Filmde kullanılan her silah sünger arkadaşlar. Sünger. Shooting in India, there is a ban on firearms. We didn't learn this until we were a few weeks away from production, so we ended up having to shoot our entire you know, one-er sequence with rubber prop guns. We could not import any of our weapons, and in India we scoured the whole country and you couldn't find the kind of uh, firearms that we wanted our characters to have, so it went through quite a process but we were able to import the rubber guns because there were no moving parts they were just cast rubber you shot an entire sequence shootouts you know chases with rubber guns Extraction filminde bizim camia için adamın ne giydiğinden hangi marka modele kadar açıklamalar kısmında film boyunca bakıp tanıdığım, araştırdığım, bulduğum ürünlerin linklerini aşağıya sizler için koyacağım. Extraction filminde başrol oyuncumuz giydiği kıyafet genelde üzerinde 511'in Strike TDU pantolonu var. Bu pantolonun üzerinde de yine Strike'ın uzun kollu gömleği mevcut. Yine filmde benim dikkatimi çeken bu bir paralı asker. Böyle bir işte hayatını bilmem ne yapmış. Kılık kıyafet çok Trousers, tapered. How about the lining? Tactical. Seride, Saati'de de Casio'nun G-Shock Rangeman GW9400 modeli. Başrol oyuncusunun giydiği hücum yeleği açıkçası bulamadım. Ama ondan sonra şöyle bir şey fark ettim. Başrol oyuncusunun giymiş olduğu dizlik, dirseklik herhangi bir marka modele ait değil. Genelde Hindistan bazlı online internet sitelerinde görülebiliyor. Yaklaşık 11 dolarlık bir dirseklik ve dizlik kullanıyor kendisi. Ama hücum yeleği ile ilgili herhangi bir marka model bulamadım. Tahminim o da Kastım çözdü işte Warrior Assault veya da X bir marka değil. Ancak filmin içinde 5 bir vesti var. Tak Tek Play Carrier'ı var. Bu Tak Tek Play Carrier'ı kim giyiyor derseniz filmin içindeki o Hintli kurtarılmaya çalışılan çocuğun üzerine giydiği siyah hücum yeliği, yine 511'in 11in tak tek plate carrier'ı. İstiyorsanız birazcık silahlardan bahsedelim. Ana karakterin son sahnesi. Tüm köprü boyunca kullanılan çatışmaların olduğunda işte fotoğrafı şuraya koyacağım. Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz silah Daniel Defense'in DDM-4 farklı bir varyasyona sahip olan modeli. Peki bunun üzerindeki aksesuarlar nedir derseniz? Silahın üzerindeki sahnede yer alan Red Dot, Lupont'un Mark 4 HAMR 4x24 Delta Point Flat Top Mount'lı Rifle Scope'ı yani 4x24 yakınlaştırmalı alt gövdeyken üst tarafında da bir red dot'ın yer aldığı bu var diyebilirim. Aynı zamanda o sahnedeki susturucu da Gemtek'in bir susturcusu. Bu Gemtek susturucu modeli de GMT Halo modeli. Sadece susturucunun fiyatının 1000 dolar olduğunu sizlere belirttim. Bu saydıklarımın hepsine linkini aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İlginizi çekeriz ise efendim. Aynı ana karakterimizin ilk sahnelerde kullanmış olduğu bazı ürünler var. Son sahnede Daniel Defense tercih ederken ilk sahnede Bravo Company'nin bir BCM MK12 11.5 inçlik karbinini tercih ediyor kendisi. Silahın üzerinde hepinizin de tahmin edebileceği üzere Iotech markasının bir holografik site var. EXPS2 bir site ve arkasında da G33 SDS bir magnifier var. Bu iki setin toplam Amerika fiyatı yaklaşık 1170 dolar. Silahın fiyatı da yaklaşık 624 dolar olarak belirtebilirim. Yine o fotoğrafta gördüğünüz bir susturucu var. Bu susturucu AAC'nin M4 2000 modeli. Aynı zamanda bir dikey tutamak var. O da Bravo Company'nin Shortcut bir K-Mod Vertical Grip'i var. O sahnede yer alan IR Fener Lazer var. Beam Light'ın süslenmiş. Bunlar ana karakterlerin kullandıklarıydı. Yani bu karakteri bir sahnede hemen şuraya koyuyorum. Görmüş olduğunuz elinde tekli bir bomba atar var. Son zamanlarda PUBG'nin ağır silah modu falan oynayanlar varsa bu arkadaşın elindeki 40 mm M79 bomba atar. Sajun'un elinde görmüş olduğunuzda susturuculu bir MP5 üzerinde yine Lupont'un bir Red Dot'ı var. Bu baş karakterimizin yanında görev alan bir tim var. Bu timde bir tane aslında inceden başrole yanık olan bir abla var. Filmin son sahnesinde artık Bunlar çatışmaya dahil oluyorlar. Ana karakter şuradan bir kurşun yiyip kendini köprüden aşağı atmadan hemen önce çıkıyor bu abla. Elinde bir tane SCAR-H var. 7.62-51 mühimmat atan genelde Amerika'nın özel kuvvetlerinin tercih ettiği bir silah. Üzerine yine Lupont'un bir skopu ile beraber... Hemen şu fotoğrafta görmüş olduğunuz abiyi öldürüyor kendisi. Bu abinin elindeki keskin nişancı silahı da HK'in SL8 bir silah. Teknik olarak filmde görebildiğim, bulabildiğim tek hata da özünde 556 mühimmat ses hızının 3 katı gibi bir hızla hareket ettiği için biz normalde ilk önce merminin hedefe vurduğunu, merminin hedefin üzerindeki pa ve ondan sonra sesin o açıdan duyulması gerektiğini görmemiz lazımken biz o sahnede <laughs> görebildiğim tek kusur buydu. Tabi buna kusur diyebilirsek. Extraction ile ilgili sanırım benim söyleyebileceklerim bu karar. Bu videoyu beğendiyseniz veya bunun gibi videolar yapmamı istiyorsanız Aşağıya like atarak bunu belirtebilirsiniz. Birazcık modum düşük falan değil. Şu anda çekim yaptığım saat 23. İçeride çocuk uyuyor. O yüzden birazcık kısık sesle konuştum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.